İlçe protokolümüzün çok değerli mensupları, sayın muhtarlarımız, değerli basın mensuplarımız ve çok sevgili Gemlikliler. Gemlik Belediyesi 2015 kültür etkinlikleri kapsamında Gemlik Belediye'miz, Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Gemlik Temsilciliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüz işbirliğiyle ünlü mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin 742. yılı ölüm yıldönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz Şehri Arız programımıza hepinize hoş geldiniz diyoruz. Saygıyla selamlıyoruz sizleri. Bu akşamki programımız öncelikle Bursa Karabaş Veli Dergahı Mevlevi Üstadı Sayın Mustafa Özbağ'ın Mevlana'da Kur'an konulu söyleşisiyle başlayacak olup ardından Bursa Karabaş Veli Dergahı Sema grubu tarafından sizlere sunulacak olan Sema zikriyle devam edecektir. Öncelikle bu gecenin gerçekleşmesinde son derece değerli katkıları olan Gemlik'te tasavvuf kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için önemli çalışmalar sürdüren ve bu konuda bir teşekkürü de hak eden Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Gemlik Temsilcimiz Sayın Harun Kaya Beyefendi'yi alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Protokol, sevgili Gemlikliler ve Mevlana dostum. 742. Şehri Arız Hazreti Mevlana'yı anma gecesi ve sema coşkusuna hoş geldiniz. Tasavvuf Vakfı olarak Gemlik Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz programımızda Mevlevi Üstadımız Mustafa Özbağ, Mevlana'da Kur'an temalı bir konuşma yapacak ve devamında sema töreni olacaktır. Vakfımız, belediyemizle birlikte Gemlik Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde bayan ve çocuklara sema, bendir, ilahi, ney ve kuddüm kursları düzenlemektedir. Bu akşam çıkan ekibimizde de Gemlikli kursiyerlerimizden katılan kursiyerlerimiz vardır. Yine bu pazar günü saat 14'te 11 Eylül salonunda bayan izleyiciler için bayan semazen ve bayan neyzenlerin sunduğu sema etkinliği olacaktır. Diğer tüm etkinliklerimiz olduğu gibi bu etkinliğimiz de ücretsizdir. Yine kurslarımıza katılım yapmak isteyen vatandaşlarımız Gemlik Belediyesi Beyaz Masa biriminden bu konuyla ilgili bilgi alabilir. Kurslarımız ve faaliyetlerimiz için bize destek olan belediyemize teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Gecemiz mübarek olan. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gemlik Temsilcimize. Sayın Belediye Başkanımız Refik Yılmaz adına buraya Gemlik Belediyesi'ni temsil eden Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Avcı'yı öncelikle davet ediyoruz. Bir hediyeleşme törenimiz olacak bu akşam için. Mevlevi Üstadımız Sayın Mustafa Özbağ öncelikle bu akşam Gemlik'te bizleri bu mübarek törende yalnız bırakmadığı için hediyelerini sunmak üzere Gemlik'imizin ilk semazenlerini ve Sayın Üstadımız Mustafa Özbağ Beyefendi'yi kürsüye saygılarımla davet ediyorum. Ve Sayın Belediye Başkanımızı da kendisinden Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Amca Beyefendi'yle buraya davet ediyoruz. Hediyeler, bu gençler, bu delikanlıların ikisi de Gemlik'te sizin, bizim değil. O yüzden hem Ali Fırat Kaya hem Abdülkadir Kaya sizi tanıştırmak istedim. Gemliğin ilk semazenleri. Allah ailelerinden de kendilerine
kendilerinden de, sizlerden de, tabi belediye başkan yardımcısıyla uzun bir hukukumuz var. Çalışmalarda Allah razı olsun kendisi bir hayli ön ayak oluyor. O yüzden kendilerine de teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Mesnevi başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Tabii Gemlikliler de teşekkür ediyoruz. Başkan yardımcısının adına bana bir hediye de sunuyorlar. Tut bakalım. Ali Fuat. Bir de diyorlar ki dervişler hiçbir şey almaz, kucağımızı doldurduk yine. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Allah gecenize hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü de hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Böyle genç arkadaşları görünce insan ümidi ve umudu artıyor. Kendince, kendi dairemde ümidimi, umudumu daha da fazlalaştırıyorum. Eğer ki camilerimizde gençlerimiz yok ise, çocuklarımız yok ise, gitmiş olduğumuz toplantılarda çocuklarımız yanımızda değil ise, gençlerimiz yok ise, ya gittiğimiz yol yanlıştır ya da biz o yolu geleceğe aktaramayacağız. Geleceği kapalı olacaktır. Mevlevilikte bir distur vardır. Mevlevilikte semaya çıkarken postsiniz, henüz daha yeni ders almış olan son dervişle selamlaşır, cemalleşir ve hali lisanıyla şunu der: seninle benim aramda bir fark yok. Hali lisanıyla der ki, benden sonra bu yolda gidecek olan sensin. Hali lisanıyla der ki, eğer o ki bu gençler var ise, o zaman bu yol devam edecektir. O yüzden bu gençleri, anne babalarını ve eğiten hocalarını canı gönülden tebrik ediyorum. Allah gayretlerini artırsın. Tabii semazen yetiştirmek için geniş bir alana ihtiyaç var. O yüzden o alanı da açan Gemlik Belediye Başkanı'na, başkan yardımcısına, bütün personele teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, biz her şebi aruzu, her kutlu doğumu bir tema üzerinden kutlamaya çalışıyoruz. Şebi aruzları bir tema üzerinden kutluyoruz ki Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir özelliği meydana çıksın. İnsanlar uzun seneler içerisinde programlara devam ederse, ömürleri yettiğince bir farklı, önemli bir yönünü tanısınlar istiyoruz. Bu seneki temamız Hazreti Mevlana'da Kur'an. Bunu seçmemizin temel amaçlarından birisi, malum böyle büyük şahsiyetler istismara çok açıktır. Herkes onun arkasına sığınaraktan bir şeyler söyler. Mesela Atatürk, mesela Hacı Bektaş Veli, mesela Mevlana Celaleddin Rumi, mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mesela Allah Celle Celaluhu. İnsanlar istismar edeceklerse
Bunların arkasına geçerekten istismar ederler. Önlerine bunu gösterirler. Allah'ı istismar edecekse bir kimse, kendince ondan vahiy aldığını, ondan emirler aldığını, onun adına işler yaptığını söyleyecektir bize. Eğer biz Allah'ın bu manada Kur'an'ına bakmaz, Kur'an'ını okumaz, Kur'an'dan uzak olursa gerçekten birilerine vahiy geldiğini, hatta birilerinin nebi olduğuna inanırız. Mesela insanlar peygamberlik müessesesini istismar ederler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri son peygamberdir. Ahir zaman peygamberidir. Ve kendisinden sonra başka bir peygamber olmayacaktır, çıkmayacaktır. Ama birileri çıkar, kendilerince son nebi olduklarını, işte nebiliğin bitmediğini, velhasıl bir şekilde ucundan kıyısından kendilerinin peygamber olduğunu söylerler. İstismar ederler. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığında bile yapmışlardır. Ve malum Müseylemetül Kezzab Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında yavaş yavaş peygamberlik pozisyonunu ayarlamaya başlamış. Hazreti Muhammed Mustafa vefat ettikten sonra alenen ilan etmiş. Demiş bir de ben aslında onun izinden gidiyorum. O nasıl peygamberse ben de öyleyim. Ondan sonra gelen peygamberim. Ama sizden zekatı kaldırdım demiş. İstismar ederler. Mesela ülkemizde Atatürk istismar edilir. Herkes Atatürkçülük adına, Atatürk adına bir şeyler söyler. Ve Atatürk adına, Atatürkçülük adına bir şey söylenince herkes durur. Dinlemek zorunda kalır. Atatürk'ün ne olduğunu, ne olmadığını biz Atatürk'ten dinlemeyiz ama. Birileri onun adına konuşur bize. Ben sohbetlerimde öylesine bir tefsir yazılmıştır onun zamanında. Hala da vefat ettikten sonra bile 50-60 yıldan beri öyle bir tefsir yazılmamıştır. Bu Atatürk zamanında yazılmış bir tefsirdir. Gelin okuyun derim susarlar. Gelin okuyun Buhari'yi tercüme ettirmiş. Kendi zamanında. Kimse okumaz ama. Atatürkçüyüm diyenler de okumaz. Ama Atatürk'ü konuştururlar. Öylesine konuştururlar ki biz bambaşka bir Atatürk dinleriz. Bunun gibi Hacı Bektaş Veli'yi de konuştururlar. İstismara açıktır çünkü. Hiç kimse 4 kapı 40 makamını okumaz. Fatiha tefsirini okumaz. Hacı Bektaş Veli Hazretleri eserlerini Arapça vermiştir. Kimse okumaz. 4 kapı 40 makam başlı başına dini anlatır. Bektaşiyim diyenler de okumaz. 4 kapı 40 makamdan, namazdan, oruçtan, Kur'an'dan, haram yememekten, içki içmemekten bahseder ama kimse ona bakmaz. Bugünkü günümüzde gündemimizde olan Hazreti Mevlana, Mevlana'yı da istismar ederler. Birileri onu peygamberler üstü bir kimlik olarak önümüze koyar. Birileri mesnevisini kitaplar üstü bir kitap olarak önümüze koyar. Birisi evrensel din oluşturmaya çalışan emperyalistlerin diliyle konuşur ve Hazreti Mevlana'yı emperyal bir dinin figürü olarak bizim önümüze koyar. Ama Hazreti Mevlana'dan, Hazreti Mesnevisinden bir şey söyleyen olmaz. Oysa Hazreti Mevlana'ya danışmış olsak, ben Kur'an'ın kuluyum der. Peygamberler üstü gösterdikleri Hazreti Mevlana, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolunun tozuyum. Kim bu sözlerden dışarıda bir söz söylerse, söyleyenden de o sözden de uzağım ben. Hazreti Pir, Kur'an'ın kölesidir kendince. Ama birileri bize Hazreti Pir'i Kur'an üstü bir kimlik olarak dayatmaya çalışır.
Hazreti Pir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolunun tozuyum der. Birileri bize onu peygamberler üstü, peygamber üstü bir kimlik olarak bize dayatmaya çalışır. Birileri de ne acıdır ki Hazreti Pir'i bize küfür ehli olarak gösterir. Bu son dönemlerde fazlaca moda olmaya başladı. Bir bayan kardeş başı açık yaşıyorsa hemen birileri ona küfür damgası vuruyor. Birileri hasbelkader namazlarına dikkat etmiyorsa hemen ona küfür damgası vuruyor. Birileri bir bayan pantolon giymiş, soruyorlar çünkü bunu bana. Pantolon giyen küfre düşer mi? Bunu nereden çıkardınız deyince filancalar bana böyle dedi diyorlar. Demek ki birileri pantolon giyen bayan kardeşlere küfür fetvası veriyor. Bunun gibi bu son dönem Müslümanların birbirlerini tekfir etmeleri, yani birbirlerini küfürle damgalamaları, birbirlerini küfür üzerinde görmeleri artmaya başladı. Bunu tabi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin üzerine de göstermeye başladılar. O sanki Kur'an ve sünnetin dışındaymış gibi gösterip onun küfrüne fetva veriyorlar. Bunun arkasında ya bir cehalet var koskocaman ya da başka bir şey var. Başka bir şey şu, benimce bu topraklar sevgiye, muhabbete, barışa, birbirine hoşgörüyle bakma. Bu topraklarda yaşamanın, bu dini yaşamanın yelpazesinin geniş tutulması ve bu yelpazenin içerisine bütün herkesi almak hoşlarına gitmiyor. Oysa bizi böyle yapan, bizi biz yapan, bizim sevgimiz, muhabbetimiz, hoşgörümüz, bizi biz yapan, bizim kardeşliğimiz, bizi biz yapan, bu topraklarda yaşayıp bu topraklara hainlik yapmayan her kim var ise hepsinde bağrımıza basmak. Hazreti Pir, evlat, biz pergelin iki sivri ucu gibiyiz. Bir ayağımız Şeriat-ı Ahmediye'ye saplı, bir ayağımızla 72 milleti dolaşırız derken ve bu 72 milleti de kendi bağrında beslerken, kendi bağrında yeşertirken, kendi bağrında yaşartırken o bahri, yani o göğsü, o vücudu, o aklı, o kalbi bütün bu topraklarda ve bu topraklarda yaşayan, bu toprakların dışında yaşayan bütün insanlara muhabbet gözüyle bakmaktır. Oysa bu bizim dinimizin emri. Bizim peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. Bakın daha yeni yaşadık. Kutlu doğumunu, Mevlid Kandili. Alemlere rahmet. Sadece Müslümanlara değil, sadece dünyaya değil, alemlere rahmet. Alemlere rahmet olunca İsevisine de, Musevisine de, ateistine de, putperestine de, inananına da, inanmayana da, Budistine de, Hindusuna da rahmet. Alemlere rahmet. Daraltamazsınız. Bütün varlığa rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Bu daveti kabul edenler mümin sıfatını almış. Bu daveti kabul etmeyenler sıradalar, mümin olacaklar. Ama hepsi de Muhammed'i. Hazreti Pir çok güzel tarif eder. Der ki üzüm üzüme baka baka kararır. Olgunlaşmış üzüm iman edenlerdir, müminlerdir. İman etmeyenler de koruktur der, koruk. Koruğu bilirsiniz ya. İman etmeyenler koruktur. O zaman biz onların üzüm değil diyemeyiz. Koruk olgunlaşınca, iman edince üzüm olacak. İşte Hazreti Pir bütün insanlığı kucaklayacak, bütün 72 millete bu noktada mana olarak kalbinde yer edecek bir kimsedir. Ve onun bu hususiyetini baltalamak isteyenler,
insanların birbirlerine kardeş kavgasına düşürmek isteyenler, birbirlerimize karşı hoşgörüyü ortadan kaldırmak isteyenler, Hazreti Pir'e de çok rahat bir şekilde küfür damgasını vururlar. Oysa Hazreti Pir Mesnevisinde 4000'in üzerinde ayet-i kerimeyi, 6000'in üzerinde hadis-i şerifi cem ederek işari bir muhteşem tefsir meydana getirmiştir. Dikkat edin, bu tefsiri yazdırırken de ne bir tane kitaba başvurmuş, ne bir tane herhangi bir şiire başvurmuştur. Kalbinden geldiği gibi olan bilgisini aktarmıştır. İşte Hazreti Pir bu manada Kur'an'ın kulu, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozudur. Ama Hazreti Pir Kur'an'ı farklı açıdan biraz belki de bakar. Kur'an onun için hikmetin kendisidir. Hikmetin kendisi. Ve der ki, Kur'an'ın hikmeti madem ki müminin kaybolmuş malıdır, herkes elbette kaybolmuş malını bilir. Kur'an, Kur'an'ın hikmeti, ümmet-i Muhammed'in kaybolmuş malıdır. Ümmet-i Muhammed, Kur'an'ın hikmetini ne yazık ki kaybetmiştir. Hazreti Pir, 750 yıl öncesinden bütün Müslümanları Kur'an'ın hikmetine tabi etmeye çalışır. Ve der ki, hikmetin anası, hikmetin kalbi, hikmetin özü Kur'an'dır. Eğer biz o hikmeti nerede bulursak bizim yitik malımızdır, almamız gerektiğini söyler. Ve Hazreti Pir Kur'an'la alakalı, Kur'an gerçi peygamberin dudağından çıkar ama kim Allah söylemedi derse kafirdir buyurur. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın dilinden tecelli etmiştir. Hazreti Pir kim bu peygamber, bu Allah'ın kelamı değil derse o kafir olur der buyurur. Hadi bunu mucize sayma. Yani peygamberin dilinden düşmesini mucize sayma. Peki bir de güneş gibi apaydın olan ve adına Ümmül Kitap denen yüz dilli Kur'an'a bak. Hazreti Pir Kur'an'ı yüz dilli diye tarif eder. Yüz dilli. Bugün dünya insanlığına baktığımızda konuşulan 300'ün üzerinde dil vardır ama ana dil olarak 100 dil filan kullanırlar. Aslında daha azdır ama Hazreti Pir 100 dilli buyurmuş. Kur'an bu manada hem dillere hem de seviyelere hitap eder. Çünkü Hazreti Pir başka bir beytinde de Kur'an'ın 7 derecesinin olduğunu söyler. Ve 7 derecesinin olduğunu söyleyerekten emmare, levvame, mülhüme, mutmainne, radiye, mardiye, safiye, nefis meratiplerinin hangisinden olursanız olun, eğer bu manada siz Kur'an'ı okursanız kendi derecenizden, kendi nefsinizi temizleyebildiğiniz noktadan bir mana, bir anlam çıkarabilirsiniz. Üstünün dostu ol ki üstün olasın. Kendine gel be hey azgın, mağlumlara dost olma derken Hazreti Pir Kur'an'ın üstünlüğünü ve insanların Kur'an'la dost olmalarını söyler. Yine mana odur ki seni senden alır suretten uzak kıla. Mana seni senden alıp suretten seni koparması, suretten seni ayırması gerekir. Seni kör ve sağır eden, insanı surete bir kat daha aşık eyleyen mana olamaz. Eğer sizi surete daha da aşık edip sizi körleştiren bir şey mana olamaz. Sizi saplantılara sokar,
sizin aklınızı bu noktada mühürleyen, aklınızı kısıtlayan, anlamanızı kesintiye uğratan bir şey mana olamaz. Mana odur ki sizi halden hale geçirmeli. Mana odur ki sizi kendinizden geçirmeli. Mana odur ki her baktığınızda farklı anlayasınız. Mana odur ki Kur'an'ı her okuduğunuzda size farklı bir penceresi açılan. Mana odur ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın bir sünnet-i seniyesini icra ederken, yaşarken sizde farklı pencereler açması gerekir. İşte Hazreti Pir der ki, köre nasip olan ancak gam arttıran hayallerdir. Gözün nasibi bu hayallerden ibarettir. Körler, Kur'an'ın harflerini ezberlemişlerdir. Eşeği görmezler de, semeri dövüp dururlar. Gözün açıksa, kaçan eşeği gör. Ey puta tapan, niceye dek semercilik yapacaksın. Hazreti Pir bize manayı söyler. Kur'an'ın manasına bakmamız gerekir. Evet, Kur'an'ı yüzünden okumak, Kur'an'ı okumaya devam etmek, Kur'an'ı tekrarlamak muhakkak ki önemlidir. Bu beyti şerh ederken şunu söylüyorum. Ben yeni dinle tanıştığımda 86-87'lerde dinsizlik cereyanı meşhurdu. Ve o zamanlar ben arkadaşlara diyordum ki, bana soruyorlardı. Yatak odamızda Kur'an-ı Kerim var, Musaf var. Orada bulunması caiz mi değil mi? Tabii bir kısım hoca efendiler de bangır bangır bağırıyorlar. Kur'an yatak odasında durulacak bir kitap değil. Doğru. Ama bir kısmı da diyordu ki, atın onları. Orada bulundurmayın. Anlamadığınız kitabı okumayın. Anlamıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ki? Kasıtlı. Siz hatta anlamadığınız için Türkçe okuyun. Bu kitap burada asılı duruyor, anlamıyorsunuz. Atın gidin. O zamanlar ben de bangır bangır bağırıyordum. Yatak odasının duvarında musafı asmanız sizi Müslüman olduğunuzu gösterir. O kitap orada durduğu müddetçe sen dinini unutmayacaksın. O kitap orada yatak odasında asılı dursun. Okumasını bilmiyorsun, asılı dursun. Hemen hadis-i şerif aklıma gelirdi. Öyle bir zaman gelecek ki, öyle bir zaman gelecek ki, insanların bir kısmı diyecek ki, benim dedemin dedesinin dedesi Müslüman imiş. Benim şefaatim ona vacip olacaktır. Böylece insanlar Müslümanlıklarını unutmadılar. 10 yıl göçtü üzerinden, ben feryat feryat bağırıyordum. Hiç olmazsa Kur'an'ın mealini okuyun. Bütün televizyonlarda Kur'an'ın mealini okusunlar. 10 yıl daha geçti üzerinden. Şimdi diyorum ki, Kur'an'ın manasına bakın. Kur'an'ı anlamazsak, Kur'an'ın manasına bakmazsak, papağandan öteye gidemeyeceğiz. Kur'an'ın nuru da hak ile batılı zerre zerre fark eder, bize gösterir. Kur'an bize hakla batılı gösterir. Eğer manasına bakarsak, eğer Kur'an'ı anlamaya çalışırsak, tabii Kur'an'ı da kimden anlayacağımız önemli. Samanla arpa yiyen kurban olur. Allah'ın ışını yiyense Kur'an kesilir. O zaman bizim
Kur'an'ı anlamaya çalışacağımız kimseler, Kur'an kesilmiş kimseler olması gerek. Hani Mesnevi'nin başında der ya, o hekimler inşallah demeyi unutmuşlardı. Ama Allah'ın nice kulları vardır ki, onlar inşallah'ın canı olmuşlardır. Onların lafız olarak inşallah demelerine ihtiyaç yoktur gibi. İşte Kur'an'ı biz Kur'an kesilmiş olanlardan, o hal ile hallenenlerden öğrenmemiz gerekir. Yine Kur'an'ın suretinden okuyanla alakalı. Evet, Kur'an'ın suretini doğru okuyor. Fakat manasından haberi yok. Esasen onun gerçek manası kendisine anlatılmış olsa kabul etmez ve yine körü körüne okur da. Demek ki o kimseye biz manasını söylesek o kabul etmeyecek. Yine Kur'an peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz bululuk denizinin balıklarıdır der. Kur'an çünkü bize peygamberlerin hallerini anlatır. O hallerden ders alın, o hallerden mana çıkın. Kendimize bir yol kurmamız gerekir. O Kur'an'ı vasfedip duran değil mi ya? Kendi halindedir. Değil mi ya, aklı başındadır. Kur'an ehli değildir o. Olsa olsa bir okuyucudur. Çünkü Kur'an'a mana veren, vasfeden bir kimsenin hayretten hayrete geçmesi gerekir. Eğer o hayretten hayrete geçmiyorsa, eğer Kur'an'ı vasfederken kendince konuşan dili o olmuyorsa, eğer gören gözü o olmuyorsa, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okurken manası gözünün önünde bir film şeridi gibi geçmiyorsa, eğer Kur'an-ı Kerim'i okurken o peygamberlerin hallerini anlatırken o peygamberlerin halleri onun gönül penceresinde bir film şeridi gibi geçmiyorsa, o kimse olsa olsa sadece okuyucudur. Hani ağıtçılar vardır ya, parayı verirsiniz, cenazede ağıtlar yakarlar. Ve öylesine ağıtlar yakarlar, öylesine ağlarlar. Kim daha fazla para verirse daha fazla ağlatıcı ağıtlar okurlar. Eğer Kur'an'ın manası bu mana, o kimsenin gönlünde yeni pencereler açmıyorsa, o Kur'an'ı bize anlatacak olan, Kur'an'ı bize vasfedecek olan, Kur'an'ı tefsir edecek olan kimse, oturduğu yerde hala da oturuyorsa, o olsa olsa okuyucudur der. Çok özür dilerim ama bu da lazım. Yani yüzünden okumak da lazım ama asıl önemli olan manadır. Allah Kur'an'ını anlaşılsın, yaşansın diye bir hikmet olarak göndermiştir. Sadece okuyup rafa kaldırmak için değildir. Kur'an anlaşılması gereken hikmet dolu bir kitaptır. Cenab-ı Hak var olan hikmetini Kur'an'ıyla, ilahi kitaplarıyla insanlara göndermiştir. Kur'an'ın harfleri bil ki görünür, fakat bu görünen harflerin onlardan çıkan mananın altında pek kahredici, pek güçlü bir de iç manası vardır. Kur'an'ın bir görünen manası vardır, bir de iç manası vardır. Bize iç manasından bahsedecek olan Kur'an kesilmiş kimseler gereklidir. Eğer biz bunları kendi içimizde yetiştiremezsek, eğer biz bunları kendi içimizde yetiştirip sahneye koyamazsak, ümmet-i Muhammed olarak biz hala da birisi bir icat ettiğinde ya bu icat ettikleri şey Kur'an'da vardı diyeceğiz. Hiç kimse de onlara demeyecek. Madem vardı da niçin meydana çıkarmadın? Madem vardı da sen neden bize bunu anlatmadın?
Madem vardı da bize bunu neden göstermedi? Kıymetli dostlar, biz eğer yeniden ecdadın yolundan gidip bir medeniyet kurmak istiyorsak, bizim yeniden dirilişe ihtiyacımız var. Yeniden bir uyanışa ihtiyacımız var. Yeniden kendimizi derleyip toparlamaya ihtiyacımız var. Yeniden kendi kendimize bakıp kendi değerlerimizi anlamaya ihtiyacımız var. Hazreti Pir, çok özür dilerim. Kur'an'ı ancak Kur'an'la anlamak ve yorumlamak gerektiğini söyler. Der ki Kur'an'ın anlamını ancak Kur'an'dan sonra heva ve hevesine uymayı ateşe vurup yakmış kişiden öğren. O kişi Kur'an'ın karşısında kurban olmuştur, alçalmıştır. Onun canı Kur'an'ın ta kendisi kesilmiştir. Güle tamamıyla kendisine feda etmiş yağı, ister gül yağı diye kokla, ister gül diye. Hazreti Pir, Kur'an'ı bu manada, yine Kur'an'dan manasını öğrenmek gerektiğini ya da Kur'an kesilmişlerden Kur'an'ı bizim anlamaya çalışmamızı gerektiğini söyler. Kıymetli dostlar, Kur'an'ı kınayanlarla da alakalı bir iki beyit okuyayım. Sizin vaktinizi fazla almayayım. Akınayan köpek, sen havlayıp duruyorsun. Kur'an'ı kınamakla hükmünden kurtuluyorsun sanki. O arslan değildir kolundan canını kurtarabilesin. Yahut da onun kahır pençesinden imanını halas edesin. Kur'an kıyamete dek seslenir. Ha kendilerini bilgisin diye feda eden toplum der. Beni masal sandınız. Kınayış tohumunu, kafirlik tohumunu ektiniz durdunuz. Ama gördünüz ya, kınadığınız durup durmada sizse yok oldunuz, masala döndünüz. Ben Allah'ın kelamıyım, Allah'ın zatıyla durmadayım, canın canına gıdayım, tertemiz apaydın bir yakutum ben. Bunu 750 yıl önce söylemiş. 750 yıl boyunca kendisi de 750 yıl da öncesine koyalım, fazladan koyalım. 1500 yıl oldu ya, 1400 kusur. Hazreti Pir 700 yıl önce Kur'an'ın apayakta durduğunu, kınayanların masal olup gittiğini söylüyor. Üzerinden 1750 yıl daha geçti. Kur'an aydın ayakta duruyor. Kur'an'ı kınayanlar masal olup gittiler. Niceleri Kur'an'a laf söyledi. Niceleri peygamberlere ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine laf söyledi. Kur'an ve sünnet dimdik ayakta durmada, dimdik ayakta duruyor. Allah bizi o dimdik ayakta duran Kur'an'a uymayı nasip eylesin. Sözlerime Hazreti Pir'in bize vasiyetiyle bitiriyorum. Ben size gizlide ve açıkça Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az söylemeyi, günahlardan çekinmeyi, oruca namaza devam etmeyi, daima şehvetten kaçınmayı, halkın eziyetine ve cefasına dayanmayı, ayak takımıyla ve akılsızlarla düşüp kalkmaktan uzak bulunmayı, kerim olan salih kimselerle beraber olmayı vasiyet ederim. Çünkü insanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olandır. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun. Ve aleyküm selam. Birazdan sema başlayacak. Bunu da bir
hemen burada geleneksel oluyor. İkinci mi oldu, üçüncü mü oldu? Harun Bey. Harun Bey. Burada Şebaruz üçüncü program. Üçüncü. Bu üçüncü programımız. Burada böyle giderse yavaş yavaş geleneksel olarak oturacak. Sizin bütün gemlik halkının teveccühü de bunu gösteriyor. Ayrıca Hazreti Pir adına sizlere teşekkür ederim. Çünkü Hazreti Pir'in Şeb-i Arus'una canı gönülden katılmak onu sevdiğinizi gösteriyor. Allah'ın velisini sevmek Allah ve Resulünü sevmektir. Allah ve Resulünü sevenler ancak Allah'ın velilerini severler. Allah'ın velilerini sevenler de onları Allah için severler. O yüzden burada da bunun oturmasından, kıymet görmesinden mutluluk duyuyorum. Sema veya mevlevi mukabeleleri hoş sinistinin konuşmasıyla başlar. En son dua ve selamlamayla biter. Hoşsinistin mesleğinden konuşması mevlevi mukabelesi sayılır. Ve mevlevi ayin-i şerifini ve hatta kendilerince zikir töreninin içindedir. Bu törenin içinde alkışlanmak yoktur, alkış yoktur. Bilhassa bizler kardeşler olarak alkışlanmak için burada değiliz. Muhakkak teveccühünüze hürmet ediyoruz, saygı duyuyoruz. Ama ve lakin mevlevi mukabelesinin içerisinde alkışlanmak, konuşmak, yanındakiyle yorum yapmak, yanındakiyle sohbet etmek adaba uygun değildir. Aslında hiçbir konuşmacı konuşurken yanındakiyle konuşmak adaba uygun değildir. Ya konuşmacının konuşması saygıyla, beğenmesek de, kabul etmesek de dinlenir. Aslında kalkıp gitmek de hoş değildir. Sabır etmek gerek. Sizler de bana sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. O yüzden normalde arasında alkış, sonunda alkış, ne bileyim herhangi bir yerinde alkış yoktur. Biz bu icra ettiğimiz bu etkinliği Allah için yapıyoruz. Bunu ibadet olarak görüyoruz. Mümkün olduğunca Kur'an ve sünnet dairesinin içerisinde konuşup, Kur'an ve sünnet dairesinin içerisinde kalmaya gayret ediyoruz. Ve kendi fikirlerimizi daha da kısa tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu becerebilenlerden oluruz. Sema başladığında da bizim semazen kardeşler ücret mukabilinde sema etmiyorlar. Onlar ücretsiz. Bütün mıtırıp heyeti de hepsi de ücretsiz. İlahi söyleyen, ney üfleyen, bendir vuran, kudüm zen olan, kudüm vuran ve burada meydanda sema edenler bunu Allah için yapıyorlar. Öyle inanıyorum ben. Ve semazenler her bir dönüşe, 360 derece dönüşe bir çarp derler. Her dönüşte içlerinden hatta hafif nefesle. Burada ben sema ederken onları duyuyorum. Siz belki de duymuyorsunuz. Ya da ben öyle duyuyorum. Her birinden Allah nidası geliyor. Ben onu duyuyorum, bilmiyorum. Ya onlar nefesle mi zikrediyorlar? Artık cehri mi zikrediyorlar? Hiçbirisine de sormadım. Bu ses nereden geliyor diye. Gelen ses Allah sesi çünkü. Hatta ben kendimce onlardan gelen bu sese kendimi bırakıyorum. Onlar Allah dedikçe, ben o sesi duydukça benim daha fazla Allah diyesim geliyor. Onlar Allah dedikçe benim Allah diyesim, onlar Allah dedikçe benim Allah diyesim geliyor. Sonra ne oluyor bilmiyorum zaten. Ortalık karışıyor mu, karışmıyor mu? Ben onlara bu noktada Allah demelerine mani mi oluyorum bilmiyorum. O yüzden sema esnasında hepsi de Allah'ı zikrediyorlar. Allah diyorlar. Sizden oturduğunuz yerde
kalben, nefesle biriniz kalkıp da böyle Allah 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 diye de bağırmasın. O da yok adatta. Hani birisi böyle işte Allah sözü duyulunca titreyip attı kendini, debelenmeye başladı. Hazreti Ömer Efendimiz gördü onu. Dedi ki bu ne? Dediler ki bu Bağdat Müslümanlarından. Yanında Allah denilince böyle işte cezbe geçiriyor. Kaldırın bunu atın. Bunun üzerinde şeytanın hallerini görüyorum dedi. O yüzden bizim adabımızda böyle meczuphane Allah deyip titreyip kendini duvarlara vurmak yok. Hani Allah'ı zikrederken olgunlaşmış buğday başaklarının rüzgarın onları salladığı gibi sallanmak. Böyle tatlı tatlı Allah'ı zikretmek. Hani demiş ya Süleyman Çelebi, bir kez aşk ile Allah dese lisan, dökülür cümle günahlar mislihaza. Biz günahlarımızı dökmeye geldik. Dedik ki Gemlik'te körfez yakın, buraya dökelim, buradan da denize gitsin. Yakın nasıl olsa, dökelim buradan. Gemiciler de bizim günahımızı çeksinler biraz, körfeze kadar. Aman desinler ya, şunların günahları bir an önce gemiyi terk etsin deyip denize döksünler bizim günahlarımızı. Ve hep beraber Allah diyelim. Müjde var. Hadis-i kutsi uzun, sonunu söyleyeyim, vaktinizi almayayım. Hani mahşer kurgu, nurdan minberler vardır, nurdan elbiseli, nurdan taçlı zatlar otururlar insanlar. Mahşer altı sorar, bunlar hangi peygamber? Bir melek cevap verir, bunlar peygamber değil. Hangi şehit? Bunlar şehit de değil. Peki bunlar kim? Oo, cevap muhteşem. Bunlar dünyadayken Allah için birbirlerini sevenler. Akraba değil, menfaatleri yok, para pul yok. Dışarıda kitabım da satılmayacak. Belediye de bundan sizden ücret talep etmeyecek. Bizden de ücret talep etmeyecek. Değil mi başkanım? Bir de ücret vermeyeceğiz değil mi buraya geldin? Yokmuş tamam. Biz de kurtulduk ücretten. Ücretsiz toplandık buraya. Buradan bizi buraya bağlayan bir ücret değil. Akraba da değiliz, menfaatimiz diyor. Böyle olduğu halde birbirlerini Allah için severler. İkincisi, toplandıklarında Allah'ı zikrederler. Biz zikri hem şeriatı sohbet olarak yaptık, şimdi normal zikrullah olarak yapacağız. Hala kalben Allah'ı zikredeceğiz. Ve müjde mahşer yerinde inşallah nurdan minberlerde Allah'ın gölgesinde gölgeleneceğiz. Selamünaleyküm.